Batu atıyorum, attım, afada attım videoları, her şeyi. Attım Batu dayan. Elini göster, elini göster bana. Bu görüntü depremden sadece saatler sonra kaydedildi. Bir vatandaş göçük altında kalan Batu'ya sesleniyor. Kurtarlar seni, bekle, dayan oğlum, dayan. Dayan. Dayan oğlum. İyisin değil mi? Onu kurtarmak için elinden bir şey gelmiyor. Sadece göçük altındaki Batu'yu uyanık tutmaya çalışıyor. Dayan. Dayan oğlum, dayan. Çıkarlar seni, dayan. Bir diğer görüntü ise Adıyaman'dan. Deprem oldu. Çıkamıyorum hiçbir şekilde. Bir vatandaş yıkılan evinin enkazı altında mahsur kalmış. Her tarafı enkazla kapalı. Dışarıya çıkamıyor. Belki de son sözlerini söylüyor. Ali Taşı Mahallesi 1200-1203 sokak. Lütfen yardım edin. Yardım edin. Sevenlerim, dostlarım, ambulansa ulaşın, bir şey yapın. Ölürsem hakkınızı helal edin. Benim size varsa helal olsun. Ve depremin merkez üssü Kahramanmaraş. Sesimi duyan varsa Arı sitesi 7. kat, en üst kat. Enkaz altında annesiyle mahsur kalan bir kişi çaresizce sosyal medyada yardım çağrısında bulunuyor. Görüntüden de anlaşılacağı üzere bina tamamen yıkılmış. Yaşadığı korku videoyu çeken kişinin sesinden anlaşılabiliyor. Üstelik enkaza dolan su her dakikayı çok daha önemli hale getiriyor. Enkaz altındayız annemle. Şu anlık durumumuz iyi. Burası su doluyor. Lütfen yardım edin. Ekrandaki görüntü yine Kahramanmaraş'tan. Yardım. Seçkinler sitesi C blok, Büyükşehir Belediye karşısında. Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor. Seçkinler sitesi C blok tamamen yıkılmış. Afetzedeler göçük altında. Bir umut yine sosyal medyadan yardım istiyorlar. Arkadaşımızın birinden ses yok. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Seçkinler sitesi C blok. Büyükşehir Belediyesi karşısındayız. Ofisteyiz. Lütfen yardım. 3 kişiyiz. Enes Çiftçioğlu, Kadir Hakan Kılıç, ben. Lütfen yardım. 6 Şubat 2023. Kahramanmaraş, Pazarcık. Saat sabaha karşı 4:17. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerini bir dakikaya yakın salladı. Sarsıntı öyle büyüktü ki sadece Türkiye'de değil, Suriye, Irak, Lübnan ve Mısır'da dahi hissedildi. Bu görüntü Kahramanmaraş'taki bir eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Video depremin büyüklüğünü net bir şekilde gözler önüne seriyor. Sarsıntının başlamasıyla birlikte eczanenin raflarında bulunan ilaçlar bir anda dökülmeye başlıyor. Eczanenin içi adeta savaş alanına dönüyor. Neyse ki bina yıkılmıyor ama eczanenin içinde neredeyse sağlam eşya kalmıyor. Bir başka güvenlik kamerası kaydındaysa yol kenarındaki siteler bir bir yıkılıyor. Diğer bir görüntü ise Gaziantep'te kaydedildi. Bir mağazanın güvenlik kamerası deprem anında kayıttaydı. Biz burada bilerek sesi kıstık. Çünkü gürültü inanılmaz derecede. Depremin sesi adeta kulakları sağır ediyor. Bu video ise depremden birkaç saat sonra Diyarbakır'da kaydedildi. Abla durumunuz iyi mi? Usta. Arkada kardeşim var, en arkada. İyi, kardeşin ses geliyor mu ondan? Evet, ses geliyor. Tamam. Bölgedeki vatandaşlar enkaz altındaki afetzedelerle konuşuyor. Tam o sırada bir göçük daha yaşanıyor ve video yarıda kesiliyor. Tamam. Abi dur. Yükselmeyin, bak altta kaç kişi var. Kahramanmaraş depremi 1999 depremi dahil Türkiye'nin son 23 yılda yaşadığı en büyük felaket olarak kayıtlara geçti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olsa da 10 il afetten etkilendi. Kahramanmaraş'ta 300, Hatay'da 20, Osmaniye'de 80, Adıyaman'da 100, Diyarbakır'da 20, Urfa'da 60, Gaziantep'te 581, Kilis'te 50,
Adana'da 16, Malatya'da 300 olmak üzere toplam 1710 bina ilk belirlemelere göre yıkıldı. Ancak depremin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu sayının daha da artacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Belki de siz bu videoyu izlerken çoktan rakamlar katlanmış olacak. Depremin ardından ulusal ve yerel medyaya yansıyan görüntüler arasında dikkat çeken pek çok detay vardı. Örneğin bu görüntü. Fotoğraf Adana'da çekildi. Aynı bölgenin drone görüntüsü de mevcut. Yıkılan bina 11 katlı. Hemen arkasında başka bir 11 katlı bina var. Onun yanında başka bir bina. Yukarıdan çekilen görüntüde o binaların çevrelerinde yine yüksek yapıların olduğu açıkça görülüyor. Ama sadece bu bina yıkılmış. Ne kadar acı değil mi? Bu görüntü 1999 depremi sonrasında ortaya çıkan inşaatlardan malzeme çalınmasına ilişkin olayların hala olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yoksa sadece o bina depremden etkilenmezdi. Deprem, tarih içerisinde Anadolu'da pek çok şiddetli sarsıntıya sebep olan bir fay bölgesinde yaşandı. Doğu Anadolu fay hattı, bundan sadece 2 yıl önce Elazığ'da 6,8'lik bir başka depreme daha yol açmıştı. Ancak Kahramanmaraş depreminden sadece günler önce yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hogerbits, 3 Şubat tarihinde yaptığı bir paylaşımla Kahramanmaraş depremi sonrasında sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Hogerbits o paylaşımında Türkiye'nin doğusunda büyük bir depremin yaşanacağını söyledi. Bu paylaşımı yaptığında tarih 3 Şubat 2023'tü. Diğer taraftan depremden kısa bir süre önce İstanbul'da bu görüntü kaydedildi. Anadolu yakası tarafında gökyüzünde kaydedilen görüntüde gökyüzüne yansıyan yüksek dereceli ışıklar dikkati çekti. O ışıkların kaynağı bilinmiyor. Ama her neyse yüksek bir enerjinin açığa çıktığı kesin. Üstelik çeşitli ışık demetleri Gölcük ve diğer depremler öncesinde de gökyüzünde görülmüştü. Bu da akıllara depremin bir komplo mu olduğu düşüncesini getirmeye yetti. Başka bir görüntüyle devam edelim. Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi. Depremden sadece günler önce. ABD donanmasına ait bir gemi İstanbul Boğazı'na geldi. Dolmabahçe önünde demirledi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake gemiye çıktı ve bu fotoğrafı çektirdi. ABD donanmasının en önemli gemilerinden bir tanesinin İstanbul'da olması dikkat çekici. Çünkü Kahramanmaraş depreminden sadece bir gün önce gece saat 03.15'te İstanbul Kağıthane'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,1 olarak ölçüldü. Üstelik deprem uzmanlarına göre sarsıntının meydana geldiği alanda bir fay hattı da yoktu. Depremin olduğu anda gökyüzünde büyük bir gürültü duyuldu. Bu olaydan sadece bir gün sonra, hatta saatiyle tam 25 saat sonra Kahramanmaraş sallandı. Depremin büyüklüğü 7,7 olarak ölçüldü. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bu kez Kahramanmaraş Elbistan'dan 7,6'lık başka bir deprem haberi daha geldi. Sallantı tüm Anadolu'da hissedildi. Deprem fırtınası Türkiye'yi sallarken akıllara komplo teorileri de geldi. Sosyal medyada harp teknolojisinin Türkiye'yi hedef aldığına dair mesajlar paylaşıldı. Peki yapay bir deprem üretmek mümkün mü? Bu harp teknolojisinin altında ne yatıyor? Harp teknolojisine ilişkin ilk adımlar ABD'de 1993 yılında atıldı. ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Ajansı ve Alaska Üniversitesi tarafından maddi olarak desteklenen proje aslında Yüksek Frekans Aktif Aurora programı. Desteklenenler arasındaki ABD Deniz Kuvvetleri dikkatinizi çekti değil mi? İşte bu yüzden ABD donanmasına ait geminin İstanbul'a demirlemesi önemli demiştik. İddia edilene göre harp alternatif akımın ve floresan ışıklarının üretimine önemli katkılar sağlamış ünlü bilim insanı Nikola Tesla'nın elektrik ve enerji ile ilgili çalışmalarına dayanıyor. Yine iddialara göre Alaska'daki harp istasyonu 3.5 megawatt gücünde ve 10 megahertz boyutundaki dalgaları iyonosfere gönderiyor. Belirli bir alan üzerinde güneşten 1000 misli daha kuvvetli enerji gönderebilme özelliği taşıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Güneşten 1000 misli daha kuvvetli bir enerjiden bahsediyoruz. Uzmanlara göre bu yapay ışınların yeryüzünden 600 kilometre yüksekte yansıtılarak dünyanın herhangi bir bölgesine yönlendirilmesi durumunda harp bölgede mikrodalga fırın etkisi yaratıyor.
Bazı uzmanlar harpın hava durumunu değiştirme yeteneği, uyduları deaktive etme yeteneği, insanların beyinlerini kontrol etme becerisi, terörist imha silahı gibi özellikleri üzerinde dursa da aslında en çok tartışılan gücü depremler üzerindeki etkisi. Şimdi İstanbul'da kaydedilen o görüntüyü bir kez daha hatırlayalım. Harp, dünyanın atmosferinin en dış katmanı olan ve radyo dalgalarının iletilmesine kullanılan iyonosferin özelliklerini incelemek için başlatılmış bir proje olarak kayıtlara geçti. Projenin en temel amacı, görünürde radyo iletişim ve gözlem araştırmalarını geliştirmekti. İyonosfer tabakasında incelemeler ve deneyler yapmaktı. Ama bu sadece kamuoyuna paylaşılan boyutu tabii ki. Söz konusu frekanslar olduğunda durum farklı bir boyuta da taşınıyor. Harp fikrini ilk kez ortaya atan Nikola Tesla ömrü boyunca frekanslar üzerinde önemli çalışmalar yaptı. Yaptığı deneylerle belirli bir düzende devam eden titreşimlerin gücünü ortaya koydu. Hatta Tesla'nın bir deprem makinesi geliştirdiği de iddia edilir. Bu makine Harp'ın ilk örneği niteliğindedir. Tesla o dönem icat ettiği osilatör adı verilen cihazda elektromanyetin yapılar üzerindeki etkisini kendince ortaya koymuştur. İlk defa çalar saat büyüklüğündeki bir osilatörü 60 santim uzunluğunda 5 santim kalınlığındaki bir çelik halkaya takmış, dakikalar sonra halka önce titremeye, sonra açılıp kapanmaya, en nihayetinde de yarılmaya başlamıştır. Tesla bu başarısını gördükten sonra bunu daha geniş bir ölçekte denemek için çelik yapılı bir inşaat aramış ve osilatörünü bir kez de burada test etmiştir. Peki Tesla'nın bu deneyi nasıl sonuçlandı? Kendi anlatımına kulak verelim. Birkaç dakika içinde kirişin titremeye başladığını hissettim. Yavaş yavaş titremenin yoğunluğu arttı ve tüm inşaatı kaplamaya başladı. En sonunda yapı gıcırdamaya ve bükülmeye başlamıştı. İşçiler deprem olduğunu sanmış ve iskelelerden aşağı atlamıştı. Binanın yıkılacağı söylentileri yayılmaya başladı. Polis birlikleri yola çıktı. Ciddi bir sonuç doğmasına mahal vermeden vibratörü cebime attığım gibi oradan uzaklaştım. Eğer 10 dakika daha orada dursaydım herhalde tüm yapı yerle bir olacaktı. Aynı vibratörle Brooklyn Köprüsü'nü 1 saatten kısa bir süre içerisinde yerle bir edebilirdim. Buradan da anlaşılacağı üzere Nikola Tesla cebine sığacak küçüklükteki bir cihazla doğru titreşimle Brooklyn Köprüsü'nü dahi yıkabileceğini söylüyor. Çağdaş bilim insanları ve yer bilimciler ne kadar bunun imkansız olduğunu söylese de Tesla haklıysa bir geminin içindeki harp teknolojisi sizce neler yapabilir? Titreşimler doğru şekilde hedeflenirse çeşitli fay hatlarındaki gerilim arttırılabilir mi? Artan gerilim planlı bir şekilde deprem yaratabilir mi? Bu sorular bilim tarafından sürekli bir safsat olarak görülse de Tesla'nın zamanının çok ötesinde bir bilim insanı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Zira saklanan pek çok bilginin bize safsat olarak sunulan çok fazla gerçeğin devletler tarafından kullanıldığı da bir başka gerçek. Detaylı incelemeler yapılmadıkça harp teknolojisi ve osilatör cihazı üzerine her deprem sonrası konuşmalar devam edecek. Elde olan somut bilgiler ABD'nin bu teknolojiye yüksek yatırım yaptığını gösteriyor. Tabii ki ABD'nin ya da bu teknolojiyi elinde bulunduran başka bir gücün çıkıp da o depremi biz tetikledik demesini beklemek zaten abesle iştigal. Her ne olursa olsun bir gerçek var ortada. Türkiye son bir asrın en büyük felaketini yaşadı. Can kaybı sayısı her geçen dakika artıyor. Ateş Türk milletinin yüreğine düştü. Normalde bu haftanın konusu çok daha farklıydı. Ama böyle bir durumda başka bir konuyu işlemek sadece bakar körlük olurdu. Lütfen sosyal medya paylaşımlarımıza bir süre dikkat edelim. Hala enkaz altında olan kişiler olduğunu unutmayalım. Onların ailelerinin yerine koyalım kendimizi. Tekrar biri ve birlikte olup sen, ben, o demeden, şucu bucu olmadan birbirimize yardım elimizi uzatalım. Hoşça kalın.